Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde son ders olarak PHP MySQL işlemlerini göstereceğim. Bu işlemleri size olabildiğince en basit yöntemle göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar bakın şöyle göstereyim. Bu kaynaktan yani php.net'in bu sayfasındaki kaynaktan bu işlemlerin hepsine ulaşabilirsiniz. Detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Lütfen bunları özellikle inceleyin. Size çok yardımcı olacaktır. Aynı şekilde MySQL alt tire hani bu kullanım içinde buradaki kaynağı belirteceğim. Bunları videonun ve mertbuldur.com'da göstereceğim. Linkini vereceğim. Şimdi öncelikle şöyle yapalım. Şunu bir kapatalım. Şunu da açalım. Birçok kaynak geziyorum arkadaşlar. Hani diğer arkadaşlarımın da böyle eğitim veren, yazı yazan diğer arkadaşlarımın da nasıl anlattığını inceleyip sizlere o şekilde anlatmak için bütün kaynakları tarıyorum. Siz de sadece hani benim anlattıklarımla sınırlı kalmayın. Diğer bu ders eğitimlerini veren arkadaşların da kaynaklarını inceleyin. Ne kadar bilseniz de farklı kodları incelemek her zaman daha iyidir. Data adında bir veri tabanı, pardon, data adında bir tablo oluşturalım ve buna sütun sayısına 5 değerini verelim. ID diyelim. Name diyelim. Buna da text diyelim. Kaydedelim. Şimdi ders adındaki veri tabanımızda data adında bir tablo oluşturduk. Şimdi şu anda biz şeklinde bağlantıyla bağlanmış bulunmaktayız. Bu dersimizde neler yapacağız? Insert ya da şöyle ilk önce veri tabanındaki değeri yani sayısal olarak değer var mı onu sorgulayalım. Öncelikle bu kullanımdan başlayalım. Count adında bir değişken oluşturuyorum. MySQL num rows MySQL query. Query bildiğiniz üzere İngilizce'de sorgu anlamına geliyor. Select yıldız from data. Şu anda echo count yaptığım zaman çalıştıralım. Sıfır değerini verdi. Çünkü data tablosunda herhangi bir sütun olmadığı için bize sıfır değerini verdi. Count işlemi bu şekilde. Şu echo count'u silelim. Veri ekleme işlemi yapalım. Buna da insert adını verelim. Bunun için sadece MySQL query fonksiyonu kullanmamız lazım ve SQL cümleciklerimizi yazalım. Insert into table yani data tablomuz içerisinde hangi sütunlar vardı? Bakalım. Name ve text. Values bildiğiniz üzere değerler anlamına geliyor. Name yerine Mert yazalım. Text yerine de Uldur yazalım. Kapatalım. Şimdi bunu çalıştıralım. Herhangi bir mesaj verdirmesini istemedik. Ancak data adındaki tablomuza name'i Mert ve text'i Buldur olan bir değer girdik. Bunu şöyle kapatalım ki sayfayı yenilediğimiz zaman eklemesin. Sonra hatta şöyle yapalım. Tekrardan bir count'u çalıştıralım. Doğru mu yapmışız diye. Çalıştırıyorum ve bir olduğunu verdi. Çünkü bir tane sütunumuz var. Şimdi geldi işlem update işlemine.
Burada da update adında bir değişken oluşturalım ve MySQL update query yine update table yani data set nereleri update edecek? Name'i ne yapsın? MTBB yapsın. Ve text'i yine MTBB yapsın. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle göstereyim. Update tablo ismi set değiştirilecek yerler. Bu değiştirilecek yerleri virgül ile ayırıyoruz. Where nerede değiştir neye göre değiştirme yapsın? ID'si 1 olan sütuna göre yapsın. Hemen çalıştıralım. Yine hata verdi yani mesaj verdirtmedik. Gördüğünüz üzere name'i MTBB yaptı. Text'i de MTBB yaptı. Aynı şekilde bunu da kapatayım. Sıra geldi silme işlemine. Bunu da delete adında bir değişken oluşturalım. Yine sorgumuzu çalıştıralım. Delete from tablo adı data. Eğer bunu bu şekilde çalıştırırsak data adındaki tabloda bütün verileri siler. Yani burada 1000 veri de olsa, 100 veri de olsa hepsini siler. Bunu şöyle yapmamız lazım. Bir koşula bağlı bir şekilde sildirme işlemi yaptırmamız lazım. Nerede silme işlemi yapsın? ID'si 1 olanı silsin. Çalıştırdık. Gördüğünüz üzere verimizi sildi. Silme işlemini de bu şekilde yapıyoruz. Sıra geldi. Şu veriyi bir tekrar ekleyelim. Verimiz eklendi. Şimdi tekli veri çekme diyelim bunun adına. Fetch adında bir değişken oluşturalım. MySQL fetch array MySQL query select yıldız from data where id 1. Şu anda bize ID'si 1 olan tablosundaki verinin bilgilerini çekti ve fetch adındaki değişkene aktardı. Echo fetch name yaparsak herhangi bir şey yazdırmadı. Pardon, ID'si 2 olmuş. Sildiğimiz için ID'si 2 olmuş. Çok özür. Mert yazdırdığını gördük. Text yazarsak buraya yazdığımız değerler arkadaşlar buradaki sütunun isimleri. Buldur yazdı. Print re fetch yapalım. Gördüğünüz üzere bize bir array olarak bunu döndürdü. Şu şekilde göstereyim. Şimdi bu da tamam. Hatta bu böyle kalsın. Şimdi bir de çoklu verinin nasıl çekileceğini gösterelim. Bunu da dilerseniz while döngüsüyle yapalım. Query adında bir değişken oluşturalım. SQL query select yıldız from data. Şu anda data tablosundaki tüm verileri çekti ve query adındaki değişkene aktardı. File write diyelim. MySQL page array query. Echo write name diyelim. Şöyle bir boşluk atalım. Ve bunu çalıştırmadan önce arkadaşlar bunu çalıştırmadan önce bir tane daha veri ekleyelim. Buna da Mert 2, Buldur 2 yapalım. Onu da ekledi büyük ihtimal bakalım. Evet, ekledi. Şimdi bunu listeleyelim. Gördüğünüz üzere Mert 2 teksti listelemek istersek Buldur 2. Bu sayede ne yaptık?
count işlemi yani ne kadar sütun olduğunu öğrendik, veri ekledik, verileri update ettik, sildik, tekli veriyi çektik, çoklu veriyi çektik. Bunların hepsini kapatalım. Hatta şunları da kapatalım. Şunu da kapatalım. Geldik PDO'ya. PDO'da da ya şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. PDO'da bin param tarzı şöyle yani şimdi bunu nasıl anlatayım bilmiyorum. Burada görebilirsem şu şekilde kullanımları da var. Prepare, Excite, İngilizcem pek yok ama bu tarz kullanımları da var. Ben size bunun en basit şekliyle kullanımını göstereceğim. Aynı şekilde bir önceki örneklerimizde gösterdiğimiz şekilde kullanımı olacak. Öncelikle bir count işlemi ile başlayalım ve devam edelim. Count adında bir değişken oluşturalım. DBHash bunu kullanmıştık. Query select yıldız from data sonuna row count diyorum, echo count diyorum ve çalıştırıyorum. Şuradan bağlandı yazdırmışız. Şunu silelim. Bize iki değerini verdi çünkü data tablomuzda iki değerin olduğunu gördük. Count işlemi bu şekilde arkadaşlar. Sonra neyi göstermişiz? Veri ekleme. Bunu da şöyle dbhash query aynı şekilde şuradaki SQL cümleciğini alalım. Buraya yapıştıralım. Ve çalıştıralım. Bakalım. Gördüğünüz üzere yine ekleme işlemi gerçekleşmiş. Bunu da şöyle kapatalım. Daha sonra update işlemi var. Update işlemi de aynı şekilde kullanımı şöyle sadece. Bunun yerine dbhash query yazdığımız zaman da bunu da update edecektir. Silme işlemi de aynı şekilde arkadaşlar. Sadece şuraya dbhash query yazdığımız zaman yine çalışacaktır. Şöyle. Tekli veri çekme bir gösterelim. Yine fetch adında bir değişken olsun bu. dbhash query select yıldız from data where id 2 olsun. Sonuna da fetch ekleyelim. Echo fetch name olsun. Çalıştıralım. Mert yazdığını gördük arkadaşlar. Yani ID'si 2 olanın Mert olduğunu gördük isminin. Çoklu veri çekmeye gelirsek yine while döngüsüyle de yapabiliriz veyahut da şöyle de yapabiliriz. Fetch al diyelim. dbhash query select yıldız from data fetch al. Bunu printray ile bastıralım ekrana. Ve görelim neler varmış. Gördüğünüz üzere veri tabanımızdaki data adındaki tablomuzdaki tüm değerleri bize listeledi. Başka kullanım şekli kalmadı herhalde göstereceğimiz çoklu veri çekme. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bu şekilde veri tabanı işlemlerimizi başarıyla yapabiliyoruz. Dediğim gibi buradaki kullanımlara bakın, inceleyin. Benim amacım sadece basit yöntemlerle sizlere göstermekti. Yani
kendinize bunun için class'larda yazabilirsiniz, fonksiyonlarda yazabilirsiniz kullanımlarla ilgili. Zaten bir sonraki videolarımızda class'lara da giriş yapacağız. Class'ları da göstereceğiz size. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Videoları beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayalım. Arkadaşlar destek çıkalım. Allah'a emanet.